Bu alanda 80'in üzerinde üretim yapan firmamız var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da 7. dünyada 12. sırada olduğunu söyledi. Rüzgar kurulu gücünde bugün Avrupa'da 7. dünyada ise 12. sıradayız. Ancak yerli teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğimizden de kuşkum yok üreticimize, mühendislerimize ve ülkemizin rüzgar potansiyeline olan inancım tam. Türkiye'nin rüzgarı enerji dünyasındaki taşları yerinden oynatacak güçte. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuşan Bakan Dönmez, son iki yılda rüzgardan elektrik üretimine dikkat çekti, 2020 yılı adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu dedi. Rüzgarda son iki yılda dört önemli rekor kırdık. Önce 2019 Ağustos ayında rüzgardan 2668 gigawatt saatlik üretimle aylık bazda tarihimizin en yüksek üretimini gerçekleştirdik. Ardından 22 Aralık 2019'da günlük elektrik üretiminin %19,3'ünü rüzgardan elde ederek günlük bazdaki en yüksek üretim oranına ulaştık. Bu yıla geldiğimizde ise Nisan'da elde ettiğimiz elektriğin yüzde 9,8'ini rüzgardan elde ederek aylık bazda tarihimizin en yüksek üretim oranını yakaladık. Yine bu ay içerisinde 6 Kasım'da ise 151.372 megawatt saat ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgar üretim rekorunu kırdık. <laughs> bu rekorlar da gösteriyor ki 2020'de rüzgarımız her geçen gün daha güçlü, her geçen ay daha enerjik kesti. 2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu. Bakan Dönmez, rüzgar enerjisiyle toplam 9,6 milyon hanenin elektrik üretimini sağlayabilme imkanına kavuştuklarını dile getirdi. Rüzgar kurulu gücümüzü son 18 yılda 400 kat artırarak bu özel ilgiyi de açıkça gösterdiğimize inanıyorum. Bu düşünceyle hareket ederek bu yıl 740 megawatt ilave Rüzgar enerjisini devreye aldık. Böylece toplam rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 8330 MW'a yükselttik. Ekim sonu itibariyle toplam kurulu gücümüzün %9'u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün %17,5'u rüzgar enerjisinden oluşuyor. Bu santrallerle 9,6 milyon hanenin elektrik tüketimini sağlayabilme imkanına kavuştuk.